ekranlarından, magazin hattından herkese günaydınlar. Ben Didem Delen. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok keyifli. İlk haberimizle başlıyoruz. Hande Ateyze ile sevgilisi Dinç Aydoğdu pandemi nedeniyle erteledikleri evlilik planlarından vaz mı geçti? İzliyoruz. Hande Ateyze ile sevgilisi Dinç Aydoğdu Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu spordan çıktıklarını söyledi. Spordan çıktık eve. Oğlan gece hızlı gidiyorum. Evet. Spordan hala çıkmamış gibisiniz. Aynen vallahi daha yeni. Teşekkür ederim size. Daha yeni çıktık. Baya hiç sporda eksik yok. Etmiyormuşum ya, ne yapalım, spor yapıyoruz, kendimize dikkat ediyoruz. Başka yapacak bir şey yok zaten. Her yer kapalı. Ateyze son olarak Edis ve Can Depercem'in başrolünü paylaştığı Alia adlı dijital dizide rol almıştı. Ünlü oyuncu Edis'i övdü. İşte birinci sezonu çektik dijital işi Alia'nın. Şimdi bakalım başka projeler falan filan bakıyoruz. Güzel işler. Evet evet. Kendisi bir şarkıcı. Vallahi çok iyiydi yani, inanılmaz güzeldi bence kendi yarattığı karakter. Biz çok uyumlu çalıştık. Ondan sonra yani ne diyeyim, çok enteresan güzel bir karakter çıkardı bence. Yani şarkıcı olmasına rağmen güzel bir... Ya, yani şimdi yetenek başka bir şey yani, oyunculuğa birisinin yeteneği de olabilir aynı zamanda, hani hem şarkıcı olup hem de oyunculuğa karşı bir yeteneği de olabilir ki hani Edis öyle olduğu için ilk çıkışı aslında oyunculukla olmuş. Ben de bilmiyordum. Kendisi dans anlattı. Dansını çok iyi. Onun için hani gayet güzel gidebilir yani oyunculukta da. Mesela sette şarkı söylüyor musunuz böyle? Hadi Edis bir şarkı. Yok vallahi hiç o şarkı bölümüne gelemedik sohbet etmekten. Pandemi nedeniyle geçen Ocak ayında nikah tarihini ertelediklerini duyuran Hande Ateyze, zaten artık evli gibiyiz dedi. Evlilik olayı daha da mı böyle ertelendi? Ya zaten artık yok ikinci dalga, üçüncü dalga falan filan durumu. Böyle sakinleşsin, güzel, keyifli bir şeyde. Biz zaten evli gibiyiz yani. Hani artık aileyiz. Yakışıyorsunuz zaten. Oğlan, moğlan hep birlikte böyle tatlı bir aile oluşturduk. Onun için şey, artık o biraz işin seremoni bölümü olacak. Aynen. Defterdeyiz zaten. Kesinlikle. Acelesi yok yani. Şimdi zaten olaylar çok karışık değil mi? Tabii. Çok öpüyorum sizi. Bay bay. Get M's and then stack 'em. Don't let nothing distract us. Excuse me Mr. D. Sen bu ülkenin Robert De Niro'susun. Konuşturma beni. Yo. Ünlü aktör Tamer Karadağlı, yurt dışında geniş bir hayran kitlesi olan Can Yaman'ı hangi sözlerle eleştirdi? Yani ben o çocukcağızı açıkçası hani aşağılamak adına bir şey söylemedim. Tanımıyorum. Hani iyi bir şey de oynar, tanırım. Az sonra. Model Demet Şener, Edwina Sponza ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle boşandığı İbrahim Kutlay'ın adını duyunca ne tepki verdi? Efendim ben de Edwina'ya teşekkür ederim. Sağ olun. Yuva yıkanın yuvası olmaz demiştiniz ya. Az sonra. Birçok ünlü ismin konuk olduğu Menajerim Ara dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu Serhat Teoman yeni rolü hakkında bakın hangi tüyoyu verdi. Ooo, herkes bir aradaymış. Menajerim Ara dizisinin kadrosuna dahil olan Serhat Teoman, Nişantaşı'nda bir sağlık merkezi çıkışı kameralara takıldı. Ünlü oyuncu dişlerinin panoramik röntgenini çektirdiğini anlattı. Yok bir şey yok ya, panoramik çektirdim bir dişlere, bakacağız öyle dişimle. O istedi yani. Ya, dedik MR falan derdi. Yok. Dişte birkaç müdahale vardı, onunla alakalı bir panoramik çektirdik. Serhat Teoman tüm pandemi önlemlerine uymaya özen gösterdiğini söyledi. Siz iyisiniz. İyiyiz vallahi, şükür. İşlerimiz her şey yolunda. Çok şey yolunda değil de bakalım işte, maskelerle geziyoruz inşallah, her şey güzel olacak. Nasıl atlatıyorsunuz? Garipsiz nasıl atlatıyorsunuz? Vallahi işte çalışıyoruz zaten bildiğiniz gibi.
dikkat etmeye çalışıyoruz. Maskemizi takıyoruz. Dışarıda çıkmıyoruz. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yazın bol bol sıcaktı. Yazın güzel bir yaz geçirdiniz ama. Evet, orası biraz korunaklıydı. Rahattık orada. Şimdi geldik buralardayız yani. Bakalım. Ünlü oyuncu Menajerim Ara dizisindeki rolünün de devam edeceğini sözlerine ekledi. Güzel, her şey yolunda ya. O anlamda yani şükür. Yüzü bir dizi var mı efendim? Şu an Menajerim Ara'ya girdim işte. Son iki bölümdür oradayım. Orada devam edeceğiz. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Gurur Aydoğan, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek'le hakkında çıkan aşk iddiasına hangi yorumu yaptı? Hilal Altınbilek'le hep aşk iddiaları çıkıyor. Ya benim arkadaşım. Az sonra. Yeni çekilecek Sihirli Annem dizisinde Dudu karakterine hayat vermeye hazırlanan Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bakın neler söyledi. Tansiyonum fırladı. Limon var mıydı acaba evde? Son olarak İyi Günle Kötü Günle dizisinde rol alan Nergis Kumbasar, Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Ünlü oyuncunun elindeki kolonya dikkat çekti. Kolonya da elinizde böyle geliyor. Ay evet ya, maske, kolonya, her şeyim tam takım. Gözlük. Evet, ya zor tanıdım. Saçlarınız böyle bir duruşunuz olmuş. Sarısını sonra görmesen evet. Evet, giderdi ben. Renk var, kustaydı giderdi. Aynen. Kumbasar, Acun Ilıcalı'nın yeni açacağı dijital platform için yeniden çekilecek olan Sihirli Annem dizisinde daha önce Nevra Serezli'nin hayat verdiği Dudu karakterini canlandıracak. Evet, kostüm provasına gidiyorum. Orada yeni bir diziye başlıyoruz. Sihirli Annem. Onun provalarına gidiyorum. Sihirli Annem yeni dizi. Evet. Tekrardan herhalde. Evet evet, tekrardan yeniden yeni oyuncularla öyle yani. Kadroda var mı bizim tanıyabileceğiniz yeni oyunculardan böyle bir Sinan Bey'e var mı? Canım bir sürü insan var yani. Şimdi daha yeni şey diyorum, tek tek şimdi birinin ismini unuturum olmaz. Nergis Kumbasar pandemi nedeniyle zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmadığını söyledi. Pandemide evdeyiz genel olarak yani, mecbur kalmadıkça, ama şimdi kostüm provam var. Yine her şeye dikkat ederek işte. Ünlü oyuncu son olarak İbo Show programına katılan eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Evet, iyi iyi, çok şükür çok şükür, daha da iyiye gidiyor. İşte fizik tedavisini görüyor. İyi, çok şükür. Sık sık görüşüyor musunuz böyle? Görüşüyoruz. Telefonda da görüşüyoruz. Bu çok sıkı olaylar olmadan önce arada gayet hijyene dikkat ederek gidip de gördüğümüz de oluyordu. Ama şu ara tabii çok dikkat ediyoruz mesafeye. Teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim. Sağ olun. Her şeyin pandemiye uygun çocuklar. Ben çıkarken magazin hattı kamerasına takılan Can Yaman neden panik oldu? Ünlü oyuncunun yanındaki kadın kim çıktı? Az sonra. Annesi Hülya Avşar'ın izinden giden ve sporunu hiç aksatmayan Hülya Avşar'ın 22 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu hangi itiraflarıyla şaşırttı? Annesi Hülya Avşar'ın izinden giden ve sporunu hiç aksatmayan Zehra Çilingiroğlu geçen pazar sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Merhaba anne. Çok kısa konuşalım mı? Çok acelem var, gidiyorum. Ama spor yapıyorsun, hani sporla aceleminin ne alakası var? Çilingiroğlu'nun maske takmaması dikkat çekti. Takmadım, normalde yasak ama maskesi de yok. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Zehra Çilingiroğlu hafta içi ise Nişantaşı'ndaydı. Bir süre telefonda adres soran Çilingiroğlu'nun bu kez maske kuralına uyduğu görüldü. Zehra Çilingiroğlu daha sonra muhabirlerle selamlaştı. Trendirici kurbanı oldunuz şu anda. Trendiriciyi bekliyorduk orada. Sizi gördük. 22 yaşındaki Çilingiroğlu utangaç biri olduğunu söyledi. Biraz utangaç olduğunca şey yapmaya çalışıyorum. O da güzel duruyor yani, şey yapmıyor. Ama utanmanız da enteresan yani. Çocukluğumuzdan beri anneniz babanız popüler kamerayla beraber büyüdünüz. Mesela ben o gün hastanede vardım senin doğduğun gibi. Gerçekten. Aradığı adresi sonunda bulan Zehra Çilingiroğlu, fotoğraf çekmek isteyen muhabirleri de kırmadı.
gelenlerde kliniğe falan geliyorlar ama siz o yüzden mi geldiniz? Yok, arkadaş hayır. Ziyareti mi? Yok yok, onunla alakalı bir durum yok. I usually come to parties, I'm a little bit shy but naughty. Ünlü oyuncu Müge Boz'la evli olan Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz eşini hangi sözlerle övdü? Sıradaki haberimizde. Siz çok uyumlu oldunuz, ben çok dışarıda kaldım. Ünlü oyuncu Müge Boz'la evli olan Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz kızı Vina ile bebekte görüntülendi. Vina ile ilgisi çıktık. Evet, Müge sette, o yüzden Vina ile ben ilgileniyorum bugün. İşte baba kız geziyoruz. Maçlara seyircisiz devam ettiklerini belirten Caner Erdeniz, kızı Vina'nın da birinci yaşını kutladıklarını söyledi. Biz ne yapalım? Sezon devam ediyor. Seyircisiz bir şekilde. Dün bir yaşına girdi. Sizin için nasıl geçti bir sene? İlk hani çünkü çok zor bir süreçti büyüyene kadar. Yani evet, ama bizim birazcık tabii ki karantina sürecinde denk geldiği için küçük aylarında. O yüzden bir tık bizim şansımız oldu açıkçası. Evde daha fazla vakit geçirebildik. Yani ben maçlar da iptal olunca daha fazla vakit geçirme fırsatım oldu. Müge de keza öyle evde. O yüzden bizim için gayet keyifli geçti bir sene. Bakalım inşallah böyle sağlıklı büyümeye devam eder. Ünlü basketbolcu eşi Müge Boz'un mutfakta çok başarılı olduğunu belirtti. Tadına bakmak ister misin? Hayır, şu an bakmak istemiyorum. Sürpriz olsun. Şimdi bir ikinci dalga da geldi biliyorsunuz, yine evet. Evlere kapanma durumları var. Bir hazırlık yapıldı mı? Ya da sizde hani evde yemekler yapılıyor mu? Yani evet, Müge zaten yapıyor. Yemek konusunda iyi bayağı. O yüzden Müge'nin hazırlığı tam bu konuda. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pandemi kurallarına harfiyen uyduğunu belirten ünlü sunucu Özlem Yıldız, görüşeceği insanları neye göre seçiyor? Mümkünse artık HES kodu almadan kimseyle görüşmüyor. Az sonra. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, Hilal Altınbilek'le hakkında çıkan aşk iddiasına bakın hangi yorumu yaptı. Annesi Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Oya Aydoğan'ın izinden giden ve oyunculuğu seçen Gurur Aydoğan, bebekte kameralara takıldı. Vallahi işte şu anda yine tekrardan pandemi sürecine girdik biliyorsunuz. Şimdi arkadaşım burada, şehir dışından geldi. İşte onu ziyarete şimdi gideceğim yarına, o yüzden buradayım. Öyle bildiğiniz gibi her şey yolunda. Karantina konusunda artık tecrübe sahibi olduğumuzu anlatan Aydoğan, inşallah bu son olur dedi. Ya şöyle, zaten artık hani tecrübelendik. Canımız sıkılsa da yine ikinci artık devre yaşayacağız. İnşallah hani bu son olsun diyorum ya. Artık hani bitsin hepimiz için. Yani kurtulmamız lazım artık bu hastalıktan, ekonomi olarak, Türkiye olarak. İnşallah önümüz açık olur. Gurur Aydoğan, pandemi sürecinin hayatında yarattığı değişiklikleri de anlattı. Hepimiz gibi kendimize döndük. İşte atıyorum kitap okuma olsun, daha da çok işte kitap okumaya zaman ayırdık. Daha çok kendimizle ilgili hani düşünmeye zaman ayırdık. Planlarımızla ilgili, hayat planlarıyla ilgili planlar yapmaya başladım. Aslında hepimiz aynı süreci yaşadık yani. Yemekler yapıldı. Valla fena yemekler yapıldı. Börekler de açtım, neler neler yaptım da. Bakalım yani, artık unutmuştum bu. Yaz sürecinde tabii unuttuk bunu. Yine tekrardan bir hamaratlaşmaya başlayacağız. Var mı peki favori yemekleri? Valla ben yeme taraftarıyım ya. Hani yeme yapma taraftarı oldu tabii. Hani öyle olduğum için bakalım yani, yiyeceğiz artık yani. Yapan olursa seve seve dostlarımı bekliyorum. İnşallah gelirler, yaparlar yani. Aydoğan son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde konuk oyuncu olmuştu. Ben bu arada yaşam koçuyum. Evet, bu yaptığımız hareketler kocanızı kıskandırmak için etkili. Ama ilişkinizdeki problemleri çözebileceğine çok... Şu an sadece oyunculuğumuza ihtiyacım var. Yaşam koçluğu belki sonra.
Nasıl isterseniz. Ya valla çok tatlıydı. Orada konuk oyuncu olarak girdim. Zaten hani çok iyi bir ekip, tanıdığım arkadaşlarımla vardı. Güzeldi. Yani biraz hatta bir yıllık falan bir arayı açmıştım. Bir yıldır. İyi geldi, tatlı geldi. Devam öyle edecek mi projeler? Ya bir sinema filmi? Yani şu anda şey olarak ya birkaç tane görüşmemiz yine var ama olup olmayacağız zaten net değil yani bilmiyoruz. Göreceğiz, bakacağız. Gurur Aydoğan'ın adı yaz aylarında Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Hilal Altınbilek'le anılmıştı. Aydoğan geçen haftalarda da Altınbilek'le Bebek'te beraber kutlama yapmış, mekandan ayrı ayrı çıkan ikili daha sonra Levent'te aynı eve girerken görüntülenmişti. Hilal Altınbilek'le paş iddiaları çıkıyor. Ya benim arkadaşım, ya biz Hilal'le arkadaşız. O da zaten şehir dışına geldiği zaman denk düştüğünde, hani denk geldiğinde zaten buluşuyoruz, oturuyoruz. Arkadaşım yani, öyle söyleyeyim. Çeşme'de ilk başta görüntülenmiştiniz, sonrasında İstanbul'da doğum günü sonrası eve geçince. Evet, evet. Yanlış anlaşılma oldu galiba. Öyle şey yaptım ondan sonra ama sen söyledin. Öyle bir şey, hani kutlama yaptık öyle diyeyim. Kutlamadan da sonra zaten arkadaşlarımız zaten evine geçtik. Çünkü zaten her yer belli bir saate kadar biliyorsunuz. Doğum günümde olduğu için hep beraber arkadaş ekibi olarak arkadaşımızın evine geçtik. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Gurur Aydoğan yakın arkadaşı olduğunu söylediği Hilal Altınbilek'le hafta sonu tatili için Kapadokya'ya gitti. Peri bacalarını gezen ve motor turuna çıkan ikiliyi aynı yerlerden ayrı ayrı yaptıkları paylaşımları ele verdi. Sırp asıllı Ivana Sert yıllar sonra kimler için kıskançlık yüzünden şampuanıma asit bile koydular dedi. İzliyorum. Da ders vermeye başladı. Sert'in derse çift maskeyle katılması dikkat çekti. Çift maskeyle geldim yani yapacak bir şey yok. Hakikaten ben koronada çok korkuyorum. Tabii sporcuyum, sağlıklıyım ama yani ne kadar daha geç bu virüs alırsan o kadar daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ne kadar geçiştirebilirim hepimiz de olacağız eminim. Yani bu virüsü geçireceğiz ama yani ne kadar geç olursa o kadar daha iyi olduğunu. O virüs biraz zayıflasın, daha az etkili olsun. Ünlü tasarımcı Türkiye'ye ilk geldiği hafta kıyafetsiz kaldığını belirtti. Türkiye'de geldim Miss Sırbistan olarak. Böyle bir şey yaşadım. Valiz gelmedi. Bir hafta hiç kıyafetim de yoktu. Merter'de, Zeytinburnu'da sağ olsun arkadaşlar kıyafetleri de yolladı. Hem de kendim ülkede o kadar sponsor vardı ya Yugoslavya'da, Sırbistan'da. Hiçbir tane şeyde kıyafetim olmadı yanımda. Oldu gibi olmadı ama çok güzel tecrübe sonra da oldu zaten. Burada geldim, yaşadım. Çalıştım, başarılı oldum. Yani kötü başladı ama çok güzel devam etti. 2000'li yılların aranılan modeli olan Sert, o günlerde beraber aynı evde kaldığı model kızların kendisini çok kıskandığını söyledi ve şampuanına asit bile koyduklarını anlattı. Rekabet oluyor mu Türkiye'de? Tabii ki oluyor. Ya neler neler, mesela ben Türkiye'de geldiğimde 10 tane kızları da beraber odaya paylaşıyorduk, iki oda. Yani 5 yatak 5 yatak asker gibi bir şey diyebilirim. Yani bazen hakikaten Türkiye beni çok sevdi. Yüzümün yapısımı çok uygun oldum Türkiye marketing için, firmalar için. Bütün castingleri, bütün şeyleri ben alıyordum. İşleri ben alıyordum. Bazen 2-3 iş vardı gündüz yani iptal etme zorunda kalıyordum. Kızlar, bazen kızlara da çok kıskanıyordu. Şampuanlara da asit koyuyorlardı. Asit, bilin asit yani. Yani bu tarz şeyler de vardı. Ama tabii ki kokunda hemen anlarsın yani ne olduğunu şeyde. Yani ama böyle şey başına da gelebilir. Kıskançlık çok var. Ünlü tasarımcı kendisinin ise hiç kıskanç bir kadın olmadığını ifade etti. Olmadı. Ben böyle bir insan değilim. Yani kıskanmak değil. Tabii ki herkesin daha güzel olabilir, daha başarılı da olabilir. Ama onu iyi tarafta bakman lazım. Sen kendine en iyi şekilde büyüt ve kendine en iyi şekilde eğitim ve al. Başkana bakma yani, kendine bak. Ben hep tarafta, o taraftayım. Ivana Sert pandemi döneminde çalışmayı düşünmediğini vurguladı. Sevgili arkadaşlar, çok teklif var. Ama ben böyle kalabalık ortamında çok korkuyorum. Projede, televizyon projeleri de var. Kabul etmedim. Çünkü bu pandemi döneminde hakikaten geri planda olmak istiyorum. Bir bitse bu pandemi, sonra hepimiz hep beraber güzel bir projeler yaparız. Televizyon tekrar döneriz, güzel imzaları atarız ama şimdi böyle bir süreç değil. Sert, şimdilik müzik çalışmalarını askıya aldığını da sözlerine ekledi. Klip de Sırbistan'da çekecektik. Yani böyle bir değişik bir işbirliği olacak Türkiye ve Sırbistan
arası. O da olmadı. Yapacak bir şey yok yani. Beklesin, kısmet kader. Ünlü tasarımcı daha sonra model adaylarıyla önce sohbet etti. Ardından da onlarla beraber podyumda yürüdü. Gençlerimiz var. Bizler bir zamanlar. Yani şimdi modelik, Miss Sırbistan olarak zaten bu işi başladığında. Kaç yaşında başladınız? 18 yaşındaydım. Vay. Ivana Sert gündüz saatlerinde ise sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı'ndaydı. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ ol, teşekkürler. Siz? Teşekkürler. Beyefendi, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Benim alışverişe mi çıktınız? Evet, gibi. Yeni yıl alışverişi gibi bir şey. Çünkü gibi. Nişantaşı sokakları süslenmeye başlandı çünkü o kadar kötü geçti 2020. Lanet bir yıl diyoruz. Evet. İş insanı Dermenci ile geçen yazdan beri ilişki yaşayan Ivana Sert, 2020 yılında aşkı bulduğunu söyledi. Evet, herkes için kötü bir yıl geçti. Yani 2020, o kadar ki normalde Aralık ayında süslenirdi buralar. Evet. Şimdiden Kasım ayında süslenmeye başladı. Biz de yılbaşını önce yaptık, süslendik. Çünkü ben seviyorum. Zaten nasıl ne kadar kötü olsaydı 2020 hepimiz için, güzel şeyler de vardı. Aşkıma tanıştım. Benim için çok önemli. Ya çok güzel şeyler de yaşadık. Ne kadar kötü de geçti. Yani kurtulduk bir şekilde. 2020'ye gidiyoruz. En iyi gelen şey beyefendi oldu aralı sizin için. Evet, bizim için öyle oldu yani aslında. Evet, doğru. Sezer Dermenci, ilişkimiz gayet güzel gidiyor dedi. Siz nasılsınız? Biraz İlhan'ın sizin ağzından dinleyelim yani. Nasıl biridir? Sizin için nasıl gidiyor ilişkiniz? İlişkimiz gayet güzel gidiyor. Her şey çok güzel. Romantik mi? Siz mi romantiksiniz İlhan'ın? İkimiz. İkimiz de iyiyiz. Sizden cevap beklemiyordum beyefendi. Ben bekliyordum. Çok konuşmak sevmiyor için yani evet. Ben de cevap veriyorum diye. Teşekkür ediyoruz. Ivana Sert evlilik konusunda da açık kapı bıraktı. Ama çok güzel. Son olarak falan el ele sizi sürekli görüyoruz ama güzel böyle bir düğün haberi alabileceğiz mi sizden? 2021 bekleyelim. Sürpriz dolu gelebiliriz. Sert geçen hafta sonuysa Adana'da bir güzellik fuarında görev aldı. 41 yaşındaki Sert güzellik sırlarını paylaştı. Su içiyorum, spor yapıyorum, yediğim içtiklerime dikkat ediyorum. Hamurlar ve bu tarz şeylere çok fazla tüketmiyorum. Ve en önemli ben çok fazla oynamıyorum kendimi. Yani böyle dolgulardan şeylerinde yüzümü. Doğal güzellikten yanasını sanırım. Evet. Arada ne bileyim vitaminler şeyleri yapıyorum, PRP'de yapıyorum ama böyle dolgu ve bu tarz şeylerinden tarafta değilim. Zamanında bu etkisi, kötü etkisi dönüyor ve bilmiyorum, sevmiyorum yani o tarz şeyleri. Hamur doğal olmak en güzel. Uzak duruyorum dediniz ya, şimdi Adana'da yemekleriyle meşhur yani şimdi. Et, bugün... et yedim hamursuz yani. Et ama et yani. Yediniz mi Adana'nın kebapları falan? Yedim de, tabii ki yedim. Burada zaten geldim de direkt yani Adana kebaptan olarak şey yaptım. Seviyorum zaten, arada sırada yiyoruz tabii, bazen yanlış şeyler yiyoruz. Ivana Sert İstanbul'a dönüşte hemen korona testi yaptıracağını kaydetti. Peki siz test yaptırıyor musunuz böyle belirli periyotlarda? Ben çok fazla çıkmıyorum. Mesela bu fuardan sonra mutlaka test yapacağım yani. Değil mi? Buradan sonra mecbur. Buradan sonra mecbur yani. Çünkü ben şey, çok fazla kalabalık ortamda bulanmıyorum. Biliyorsunuz çoğu zaman da Urla'dayım ve dua içinde. Evet. Ondan dolayı evet. Test geliyor. Ünlü tasarımcı geçen haftalarda oğlu Ateş'in babası Yurdal Sert'e nafaka artırım davası açmış ve oğlu için aldığı aylık 5000 TL nafakanın 15000 TL'ye çıkarılmasını istemişti. Ya bir şey yok artık yani şey, o davalardan zaten avukatlar bakıyorlar. Onu da zaten çok fazla konuşmak. Herhalde sonuçlanmadı değil mi? Daha sonuçlanmadı ya evet. Sevgilisi Sezer Dermenci Ivana Sert'e Adana seyahatinde de eşlik etti. Bu arada sevginiz de burada. Sizi Adana'ya kadar yalnız bırakmamış. Adana'ya kadar herhalde. Gelmiş. İş bayağı bir ciddi galiba. Ben öyle algıladım. Evet, zaten çok güzel ilişkimiz var. Şükür her şey yolunda. Peki bir resmiyete dökmeyi düşünüyor musunuz? Yani büyük konuşmuyorum ama yani şeyde biz zaten çok güzel bir ilişki. Yani resmiyet, yani evrakta çok önem vermiyorum ben ama yani büyük konuşmuyorum. Sanırım şey yani evlilik olmazsa olmazım değil diyorsunuz. Değil tabii ki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın ve tabii ki sağlıklı kalın. Biz de sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bebek'teki ofisinden çıkarken magazin hattı kamerasına takılan Can Yaman neden panik oldu? Ünlü oyuncunun yanındaki kadın kim çıktı? İzliyoruz. İle seyirci karşısına çıkan Can Yaman görev aldığı reklam kampanyasıyla gündemde. İşte sen hani o takside benim yanıma oturdun ya, ben zaten orada
anlamıştım hayatımın kadın olduğunu. Yakın zamanda bir dijital oyununda yüzü olan yakışıklı oyuncu Bebek'te ofisinden çıkarken magazin hattı kamerasına yansıdı. Ünlü oyuncunun panik hali dikkat çekti. Ben beni bir röportaj yapsaydı. Aceleyle aracına binen Can Yaman minibüsünün sıkışan kapısını kapatamadı. Bu sırada Can Yaman'ın yanında oturan kadın dikkatlerden kaçmadı. Kameramıza şaşkınlıkla bakan kadının, ünlü oyuncunun annesi Gülden Yaman olduğu öğrenildi. Reklam çekimine yetişmeye çalışan Yaman'ın Ocak ayında büyük bir fan kitlesinin olduğu İtalya'ya gideceği belirtildi. Öte yandan Can Yaman, İtalya'da yaşayan dünyaca ünlü yönetmenimiz Ferzan Özpetek'le sürpriz projelere hazırlanıyor. Ramo dizisinin avukat Sibel'i Esra Bilgiç neden hukuk fakültesinde eğitim görme kararı aldı? Sıradaki haberimizde. Nihayet gelebildim. Söyle Ramo'ya ne yaptın? Ramo dizisinin avukat Sibel'i Esra Bilgiç, Cihangir'deki dizi setinde soruları yanıtladı. Bu sezon çok güzel başladık, çok da güzel devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu saatlerde de çalışıyoruz. Ama her şey yolunda, seyirciden o reytingleri görünce, o sonuçları alınca insan o çalıştığı yoğunluğu, o yorgunluğu, her şeyi unutuyor. Ayaklarım çamurlu dediniz, nasıl bir sahne vardı? Nasıl böyle bir şey söyledi? Şöyle, şu an çamurlu değildir ya, temizledim. Niye yapıyorsunuz böyle? Ya biz çok yoruluyoruz. Çünkü iş sadece aşk işi falan değil. Biliyorsunuz aksiyon, deli gibi koşturuyoruz oradan oraya. Çalıştığımız yerler yağmur yağdığı için çamurlu vesaire. O yüzden öyle bir çamurumuz var ama onun dışında ekibimiz bizi rahat ettirmek için elinden geleni yapıyor. Güzel oyuncu temizliğe çok dikkat ettiğini ancak takıntı derecesinde titiz olmadığını anlattı. Titiz misiniz peki aslında? Hani? Çok çok aşırı titiz değilim takıntı derecesinde ama temizim. Temiz biri olduğumu düşünüyorum. Yani çamurun komple içine girip çıksanız da problem yok mu sizin için? Yok, sorun değil. Eğer oyun icabıysa problem yok. Yani oyuncuyuz, her şeyi yapmak zorundayız. Hiç problem olmaz benim için. Esra Bilgiç geçen sezon çekim yaptıkları Adana'daki günlerini unutamadığını söyledi. Adana çok güzel bir şehir. Daha önce bulundunuz mu bilmiyorum ama ora çok keyifli. Yani seyirci de zaten Adana dokusunu çok seviyor. Biz Adana'da çok eğlenmiştik. Biraz kilo aldık döndük ama yani özlüyoruz tabii ki. Hani keşke Çağatay Hoca Adana'da da bir şeyler çekseydi diye içimden geçirmiyor değilim. Adana'da kilo aldığını belirten Bilgiç sevdiği yemekleri sıraladı. Hangi yemeğini beğendiniz? Adana kebap yedik paso yani. Devamlı Adana kebap tükettik sabah maalesef. O kadar değil. Ama şalgam, Adana kebap. Yani zaten inanılmaz bir mutfağı var. Bir de o taş köprünün o tarihinde oralarda böyle yemek yemek ayrı bir keyif oluyor. Çok güzel zamanlar geçirdik Adana'da. İstanbul ayrı bir keyifli oluyor. Tabii İstanbul'u çok seviyoruz. Öyle çalışıyoruz yani biz bolca. Yaptığımız tek şey çalışmak. Geçen yıl futbolcu Gökhan Töre'den anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu özel hayatındaki son durumu paylaştı. Özel hayat nasıl gidiyor? Güzel, ailemle, arkadaşlarımla, öyle bildiğiniz gibi okuyorum aynı zamanda. Hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. O yüzden boş zamanlarımda da ders çalışıyorum falan. Yani sormak istediğiniz soruyu anladım ama o konularda bir şey yok. Hukuk fakültesi 2. sınıfta okuduğunu belirten Esra Bilgiç, röportaj sırasında gelen sokak kedisini sevdi. Oyunculuktan hukuka da şöyle bir yandan baktık ama bakalım, daha mezuniyetimize 3 sene var. Bayağı zor bir hukuk tabii ki de fakülte olarak. Evet, peki evet. Siz zorlanmıyor musunuz? Hem set hem hukuk fakültesi nasıl olacak? Ya dürüst olmak gerekirse tabii ki çalışamıyorum yani. Boş zamanlarda çalışılacak bir şey değil. Bambaşka bir alan. İnsanlar ömürlerini veriyorlar bu alan için. Ama ben de elimden geldiğince bu pandemiden de online derslerden faydalanıp boşluklarımda online derslere giriyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama... Neden peki hukuk? Hayatın kendisi hukuk çünkü. Beni hayatın kendisine daha da çok yaklaştırıyor. Zaten oyuncu olarak da gözlemlemek ve o gözlemle... Kedi geldi. Ay güzelim. Ay onlar öyle, hiç rahatsız, siz rahatsız olmuyorsanız kalsın. Ay güzel. Harika. Kurusu varmış değil mi?
Aynen. Yarın bir gün o zaman size bir dava açılsa kendinizi savunabilirsiniz bence. Bilmiyorum avukat olacak mıyım onları bilemiyorum. Onlar için çok tecrübe lazım falan filan. Yani onlar ben hayatımı oyunculukla geçirmek istiyorum. Ama hukuk okumak da tabii ki beni dediğim gibi hayatın kendisine çok yaklaştırıyor ve seviyorum bölümümü. Bilgiç, sıradan, basit ve izole bir hayatım var dedi. Vallahi şöyle söyleyeyim size, sabahtan akşama kadar setteyiz. Genelde bir şey yapamıyoruz. Mümkün oldukça, fırsat buldukça tabii ailem önceliğim, ailem benim için bambaşka bir yerde. O yüzden onlara zaman ayırmaya çalışıyorum. Çok öyle bir, zaten bu taraflarda değilim, ben Anadolu yakası çocuğuyum. O yüzden buralarda çok da göremezsiniz beni. Öyle sıradan, basit, izole bir hayatım var ve bu hayatı sürdürmek için çabalıyorum aslında. Yani ailem, işim, işte dostlarım, arkadaşlarım, hayatın kendisi yani. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Magazin hattına konuşan müziğin baba lakaplı usta ismi Orhan Gencebay, koronavirüsle ilgili nasıl bir beste hazırladığını açıkladı. Ben de kurtlandım derler ya, hatta son zamanda korona ile ilgili onun vermiş olduğu duygularla ona tepki olarak yaptığım bir bestem de var. Az sonra... Pandemi kurallarına harfiyen uyduğunu belirten ünlü sunucu Özlem Yıldız, görüşeceği insanları neye göre seçiyor? Sıradaki haberimizde. Özlem Yıldız Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıldız maskesinin rengiyle montunun uyumuna dikkat çekti. Ama lütfen maskenin montunun uyumuna dikkatimizi çekerim. Hani artık bütün uyum bu yalnız. Maske uyumu, başka bir şey yok. Ayakkabılar senin modası mıydı? Evet. Biraz daha kısaldı değil mi? Evet. Ünlü sunucu cildine çok iyi baktığını söyledi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Neler yapıyorsunuz? Allah'a çok şükür sağlıklıyım. Yani mikroba yakalanmadan ayakta kalmaya çalışıyorum. Çok şükür. Elimden geldiğince dikkat ediyorum. Sürekli dezenfekte sıkıyorum. Hemen evime gidiyorum, işimi halledip işte. Arada da böyle gelince bir cilt bakımı yaptırıyoruz. Dün çekim vardı. O yüzden böyle bir bakım günü yaptım. Cildinizin çok mu ihtiyacı var bakıma böyle? Çok ihtiyacı yok ama hani yaşımdan küçük gösterdiğimi, cildimin iyi olduğunu söylerler. O da baktığım için olduğunu düşünüyorum. Evet. Maşallah 25 falan diyeceğiz biraz. Nasıl parlıyor değil mi? Yıldız geçen günlerde verdiği röportajda bir erkeğin sürekli bakım merkezinde olmasını kabul edemediğini söylemişti. Bu cilt bakımı ile ilgili kadınlardan ya da erkeklerden tepki gördünüz mü? Bırakın o da kadınlara yani kalsın, öyle bir söyledim ki yaptırması. Evet, aslında öyle bir şey demek istemedim yani. benim bir şey söyleyeceğim. Cilt lekelerim vardı da güneşte çok fazla kaldığım için onlar anca gidiyor işte bakım yaptırdığım için. Baksana bunlar biraz şöyle. HES kodu olmayanları evine davet etmediğini de belirten Özlem Yıldız, artık mikropsuz insanlara hasretiz dedi. Bakımlı erkeğe hasret değil miyiz aslında? Hasretiz. Ya artık mikropsuz insanlara hasretiz. Dur ben hemen takayım. Bakımı geçiyor. Mümkünse artık HES kodu almadan kimseyle görüşmüyorum. Hani bakım çok altlarda kalıyor benim için şu anda. Önce HES kodu, sonra bakıyorum. Seda Sayan kimlik numarasıydı. Siz evet, de ben de HES kodu olmadan kimseyle görüşmüyorum, buluşmuyorum. Arkadaşlarıma da evime davet etmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Evim kapalı yani. Yıldız'ın geçen ay içinde bulunduğu araca saldırıldığı iddiası da gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda bir eğlence mekanında bir saldırıya uğramışsınız diye haberler çıktı ama evet, yanınızda bir beyefendi varmış hatta. Arabanızın üstüne çıkmışlar, beyefendiyi darp etmeye çalışmışlar. Hayır yok, karıştırdım. Evim misin ben oldum? İddiaya göre, söylenene göre. Yok, beni kimse arabama saldırmadı. Ben gece araba kullanmam zaten. Kesinlikle ben değilim. Aha evet. Yok. Yanımda beyefendi de yoktu. Benim biri mi çekmiş ki? Yok hayır, yani öyle bir söylenti vardı. Yok, bunu ilk defa sizden duyuyorum ya. Yok. Ben bir de dedik size soralım. Ben birinin arabasına binmişim, arabamın üstünde biri mi atlamış? Sizin değil, beyefendinin, karşı tarafın. Yani sizin yanınızdaki beyefendinin. Yok öyle bir şey değil, o ben değilim yani. Bana benzetiler herhalde. Maskeden herkes herkese benziyor, ben olabilir, değilim. Ben mümkün olabilir, olacak akşamları pek çıkmıyorum yani. O ben şaşırdım şu an. Ünlü sunucunun parmağındaki baget kesim pırlanta yüzük dikkatlerden kaçmadı. Kimsenin sağdı. Evet, kendim aldım. Sen çok belasın, oradan da vallahi değil ya. Kimse üstüme atlamadı. Duymadım da. Ben böyle bir şeye şahit olmadım hiç.
Ben değilim yani. Ya benzettiler herhalde. Olsa söylerim yani, evet şöyle bir olay oldu falan diye. Öyle bir başıma gelmedi, benzettiler herhalde, adım çıkmış bir kere. Allah da yaşatmasın diyelim. Yaşatmasın, en korkmuş şey. Ben bu arada akşamları araba kullanmıyorum çocuklar, yani taksiyle giderim her yere. Çünkü arabaya saldırmışlardı benim yıllar önce. O gün bugün de fobi oldu bende. Karanlıkta araba kullanamıyorum korkudan yani. Aklınız olsun, birine geçmiş araba kullanamıyorum, o ben değilim. Ben gideyim, bu kadar yeter ya. Sonra utanacağım şeyler çıkmasın haber. Murat Boz, koronavirüse yakalanan yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un sağlık durumu hakkında bakın hangi bilgileri verdi. Murat Boz arkadaşını ziyarete gittiği galerinin önünde kameralara takıldı. Ünlü popçu spordan çıktığını söyledi. Araba mı alacaksınız yoksa hemen konuya gelelim? Öyle bir bakmaya geldim ya. Zaman öldürmek gibi bir şey aslında. Murat Boz'un son olarak paylaştığı ve altına uzun çalışmalar ve kayıtlardan sonra sürekli su kaynattığımız doğrudur. İyi ki doğdun can kardeşim, yol arkadaşım Gürsel Çelik yazdığı videosu çok konuşulmuştu. Evet. Dar bana bakma, benim yarim var. Evet eyvallah. Su kaynattık. Bu kadar Ömer Bey. Ünlü popçuya bir günde 635 bin kez izlenen videosu soruldu. Dün de bir albüm herhalde çalışması bitti. Onunla ilgili video paylaştınız sosyal medyada. Biraz su kaynattık falan yazmıştınız. Ha yok, o arkadaşım Gürsel Çelik'in doğum günüydü. Onun doğum günü kutladık. Biz çok eski arkadaşız, dostlar, aynı zamanda müzik serüveninde beraber ilerlediğim bir arkadaşım. Biz böyle çok yoğun çalıştığımız günlerin sonunda gerçekten su kaynatıyoruz. Öyle bir videoydu bugün koyduğum video. Merakla beklenen yeni albümünü anlatan Murat Boz, düet yapacağı şarkıcıyla ilgili yine ser verip sır vermedi. Nasıl peki şarkılar geliyor, onları da soralım. Valla yoğun çalışmalar devam ediyor. Güzel şarkılar var, bir düet var. Düet zaten çok bahsetmiştiniz. Hayalimdeki birkaç düet kaldı diye, onlardan biri mi? Bir tanesi tabii. İsim? Yok. Hala mı söylemeyeceksiniz? Çıkmadan söylemem. Boz, yeni bir araba almayacağını, gezmek için dışarı çıktığını belirtti. Arabalara geri dönmek istiyoruz. Tercihiniz ne olacak? Jeep mi yoksa spor arabalar mı? Yok, bir şey almayı düşünmüyor. Öyle bir gezmeye. Gezmeye geldim. Bakmaya geldim. Evde biraz daraldım, sıkıldım. Çıkmıyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Bu da hobi gibi bir şey mi abi? Araba bakma. Nasıl? Hobi gibi bir şey mi bu da? Seviyorum öyle, bakıyorum yani. İnsan internetten bakar, siz direkt görerek bakıyorsunuz. Aradaki fark o herhalde. Öyle işte. Benim eğlencem değil. Ünlü popçuya eser yenenlerden sonra yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un da koronavirüse yakalandığı hatırlatıldı. Süreç geçmiş olsun diye sizinle arkadaşlarımla. En hafif şekilde atlatacaklar. İbrahim zaten hafif geçiriyor. Ağır geçiren tüm hastalarda buradan acil şifalar diliyorum. Allah sağlık versin hepsine. Çok dikkatli olmak lazım. Ünlü model Demet Şener, geçen yıl Edwina Sponza ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle boşandığı İbrahim Kutluay'ın adını duyunca bakın nasıl tepki gösterdi. Ünlü model Demet Şener, kuaför çıkışı kameralara takıldı. Şener, herkes gibi bir an önce pandeminin geçmesini beklediğini söyledi. İyi akşamlar Demet Hanım, nasılsınız? İyi akşamlar, gayet iyiyim, siz? Teşekkür ederim, sizi görmüşken bir konuşalım. Efendim, pandemi sürecinde her yer kapandı. Güzel, yani kurallara uyuyoruz tabii ki. Bir an önce bunun da geçmesini ümit ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Geçen Mart ayında kendi giyim markasını piyasaya çıkaran 43 yaşındaki ünlü model, online satışlarının çok iyi gittiğini ifade etti. Siz de yeni marka oluşturdunuz, tam o sırada pandeminin çoğalması. Benim zaten Mart'ta açtığım zaman da vardı ama biz online'da çok güçlü olduğumuz için çok şükür şu anda online inanılmaz güzel gidiyor. O yüzden ben kendi markam adına mutluyum ama tabii ki herkes için her şeyin açılması ve tabii ki bir an önce normale dönmesini istiyorum. Demet Şener'in ihanet nedeniyle olaylı şekilde boşandığı İbrahim Kutluay, sevgilisi Edwina Sponza ile bir küs bir barışık ilişki yaşıyor. Müzik
Kutlay'ın uğruna kendisinden boşandığı Sponza'yla inişli çıkışlı süren ilişkisi soruldu. Şener, kanlı bıçaklı olduğu İbrahim Kutlay'ın ismini duyar duymaz röportajı sonlandırdı. Efendim İbrahim Bey de Emre'ye teşekkür ederim. Sağ olun. Yuva yıkının yuvası olmaz demiştiniz ya. Demet Şener muhabirlere eski eşini sordukları için sitem etti. Sürekli ayrılıklar mı oluyor efendim? Bir şey demedim. Yuva yıkının yuvası olmaz demiştiniz. Çok teşekkürler. Güzel bir şey. Şimdi kısacık bir reklam arası ardından magazin hattı kaldığı yerden devam edecek. Yıllar ne güzeldi eski yıllar. Eski eşi Ceyda Okay'la barışan ancak ayrı evlerde yaşayan Coşkun Sabah hangi çarpıcı açıklamaya imza attı? İki gün evdeysem, iki gün dışarıdaysam, iki günde hanımda oluyorum. Sonucunda 7 günü tamamlamış oluyoruz. Az sonra... Magazin hattı devam ediyor. Ünlü aktör Tamer Karadağlı, yurt dışında geniş bir hayran kitlesi olan Can Yaman'ı neden yerden yere vurdu? İzliyoruz. Sen bu ülkenin Robert De Niro'susun. Konuşturma beni. Yo. Ünlü aktör Tamer Karadağlı, story sayfasına yayınladığı videosuyla sosyal medyayı salladı. Dur göstereceğim şimdi. Halıya takıldım. Evde küçük bir kayıt yaparken ayağım halının kenarına takıldı. Öyle göründüğü kadar korkunç bir şey değil aslında. Telefon düştü yere sadece ama seyredince tabii komik bir şey çıktı. O yüzden paylaştım. Yani böyle hani karizma yürümeye çalışıyor, bir şeyler anlatıyor. Paldır küldür düşüyor. Yani o yüzden öyle espri olsun diye. Çok aslında bilerek yaptığınızı düşündüğü hatta. Parodiler de yaptı. Nurgül Yeşilçay oyuncu yeni de hatta sizi takip etti. Instagram'da paylaştı. Ama ne güzel. Ne güzel. Canım inanan inanır, inanmayan inanmaz. Ne yapayım? Karadağlı başrolünü Pınar Altuğ'yla paylaştığı fenomen dizi Çocuklar Duymasın'ın yeniden çekileceği iddiasına açıklık getirdi. Daha bu velayet konusunda kendi aramızda mutabık kalamamışken bu konuyu istersen Zeynep'e yansıtmayalım. Bence çok geç olmadan öğrensin. Sakıncası yok. Bir de şey var hep haberler hani Çocuklar Duymasın başlayacak diye. Onunla bir son durum nedir? Yok öyle bir şey yok. Olacak yoksa? Yok şu anda öyle bir şey. Olacak mı? Hayır. Sizin var mı yeni projeleriniz? Var. Sinema mı olacak, dizi mi yok, işler platformu? Kesinleşsin çünkü bu durumda şimdi ne söylesen yalan. Ne zaman çekime girilir, ne zaman başlar hiçbir şey belli değil ki. O yüzden her şey bir netleşsin, ona göre gerekli açıklamaları yaparız zaten. Peki. Tamer Karadağlı bebeğe deniz havası almaya çıktığını ancak aşırı kalabalığı görünce eve dönmeye karar verdiğini söyledi. Vallahi evden çıkmıyoruz. Genelde evdeyim ben. İşte bir hava alalım, bir deniz havası alalım diye geldik, bir yürüdük ama çok kalabalık, şimdi dönüyoruz. Evet. Ünlü aktöre pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zorlandınız mı diye soruldu. Peki bu süreçte aslında birçok sanatçı hep isyan etti. Hem maddi olarak hem manevi olarak çok kayıpları oldu. Sizin bir maddi kaybınız oldu mu süreçte, zorlandığınız herkesin, anlar oldu mu? Hayır, zorlandığım an Allah'a şükür olmadı ama hani birçok arkadaşımızın zorlandığını biliyorum. Kolay bir şey değil ki, yani bu sadece bizim sektör için geçerli değil. Her sektör için geçerli. Yani çok insan zorlanıyor ya da maddi kayba sebep oluyor. Yapacak bir şey yok, yani soğukkanlı bir şekilde bu günleri geçireceğiz. Can Yaman'ı tanımıyorum diyen Tamer Karadağlı, takipçi sayısı yüksek kişilerin oyunculuk yapmasını da sert dille eleştirdi. Yani ben o çocukcağızı açıkçası hani aşağılamak adına bir şey söylemedim. Tanımıyorum. Hani iyi bir şey de oynar, tanırım. Hani görmedim, etmedim, bilmiyorum. Vallahi oyunculuk artık herkesin yaptığı bir şey. Yani eskiden hep diyorduk ya işte belli şeylerin okuluna gidilmesi lazım, öyle yapılması lazım, böyle yapılması lazım. Şimdi bunlar galiba geçerli değil. Yani şu anda geçerli olan hani sosyal medyada takipçi sayın yüksekse önemli bir şey kabul ediliyor. Arz talep meselesi bu. Sizlerin tutmaması da buna yönlenebilir mi aslında? Hani iyi bir oyunculuk sergilemedikleri için sadece sosyal medyada hani şişirilmiş ünlüler diye bir tabiri vardır ya. Evet. Böyle olduğu için mi acaba sizce de diziler tutmuyor? Bilmiyorum ki.
Bilmiyorum ki. Yani işte 1,5-2 milyon takipçisi olan insanların çoğunu ben tanımıyorum. Ama baktığınız zaman işte acayip takipçisi var. Ama sokakta karşılığı var mı onu bilmiyorum. Yani bu konuda da bir şey söyleyemem çünkü dönem de değişti, işler değişti. İşte yani siz belki daha iyi takip ediyorsunuz. Bizler daha şey kaldık. Yani eski usul kaldık biz. Bizde iyi olmak önemliydi, iyi bir şeyler yapmak. Şimdi takipçi sayının olması iyi olarak kabul ediliyor. O yüzden de hani diziler nasıl tutuluyor, ne yüzünden tutuyor ya da tutmuyor onu bilemiyorum. Ünlü oyuncu özel hayatı hakkında da açıklama yaptı. Şimdi ben özel hayatıma zaten özel hayatımla ilgili cevap vermediğim için biliyoruz. Şimdi hayatınızda biri var mı yok mu, bu sefer cevap vermiş oluyorsun. Yani o yüzden de hani hayatımda biri var yok demek bence doğru değil. Bir şeyler yazılıyor, çiziliyor, yani yapacak bir şey yok. Cevap vermem gereken bir şey olduğu zaman da cevabını veriyorum. Zaten emin olun hayatımda biri olursa haberiniz olur. Yani illaki haberiniz oluyor. Klişe cevap ama yani haberiniz olur. Hayır. Haberiniz oluyor. Sonuçta hani bunu öyle böyle var yok demenin bir anlamı yok. Şey varsa vardır, yoksa yoktur diyorsun. Yani eğer ilişki ise bu, ilişki gizlenemiyor. Öyle 2-3 günlük bir şey değilse eğer, zamana yayılmış bir şeyse zaten haberiniz oluyor. Çünkü onun adı ilişki sonuçta. Evet. Hani alıyorsun, el ele dolaşıyorsun, bir yere gidiyorsun, oturuyorsun, yürüyorsun, ediyorsun. O zaman zaten onu netleştirmiş oluyorsun. Kesinlikle. Gizli yaşamayı tercih etmezsiniz bizim anladığımız kadarıyla. Edebilirim. Duruma bağlı diyorsunuz. Peki, çok evet. Teşekkürler. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Yalan yıllar ne güzeldi eski yıllar. Eski eşi Ceyda Okay'la barışan ancak ayrı evlerde yaşayan Coşkun Sabah hangi çarpıcı açıklamaya imza attı? 2 gün evdeysem, 2 gün dışarıdaysam, 2 günde hanımda oluyorum. Sonucunda 7 günü tamamlamış oluyoruz. Az sonra. Magazin hattına konuşan müziğin baba lakaplı usta ismi Orhan Gencebay, koronavirüsle alakalı nasıl bir beste yaptığını açıkladı. Müziğin baba lakaplı usta ismi Orhan Gencebay aracının içinde magazin hattı kamerasına takıldı. 76 yaşındaki sanatçı tüm pandemi önlemlerine uymaya özen gösterdiğini söyledi. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Herkes gibi evde bekliyoruz, söz dinliyoruz, maskemizi takıyoruz, mesafemize dikkat ediyoruz, evden çıkmıyoruz. Bunu böyle yapmak zorundayız. Bunu böyle yaparsak bir an evvel koronadan kurtuluruz. Orhan Gencebay, korona denen bu virüsü mutlaka bir gün yeneceğiz dedi. Korona denen bu virüs mutlaka bir gün inşallah onu yeneceğiz de gidecek. Sakin ve sabırla bekleyelim. Gerekenler yapılıyor, dikkatli olunuyor. Yeni tanıştığımız, yeni karşılaştığımız bazı olaylar olduğu için yeni öğreniyoruz. Ama evvelallah bunun üstesinden kesinlikle geleceğiz. Bundan dolayı hiç kimsenin endişesi olmasın. Yalnız sabır ve birbirimize saygıyla davranalım. Yani denilenleri yapalım ki hem kendimizi koruyalım hem de karşımızdakini. Eğer denilenleri yapmazsak saygısızlık yapmış oluruz herkese. Yani mutlaka bir an evvel kurtulacağız. Ben buna inanıyorum. Usta sanatçı koronavirüs riski nedeniyle stüdyoya gitmediğini söyledi. Ya yeni bir projeniz var mı efendim? Var, stüdyoya giremediğimiz için yapamıyorum. Yoksa şu anda her şey hazır. İnşallah stüdyoya gireceğiz. Çünkü stüdyoda kalabalık olacağız. Ve günlerce, haftalarca çalışacağız. Bu ortamda onu yapmak pek mümkün değil. Gencebay tüm dünyayı etkisi altına alan korona ile ilgili bir de beste yaptığını sözlerine ekledi. Ayrıca ben de kurtlandım derler ya. Hatta son zamanda korona ile ilgili onun vermiş olduğu duygularla ona tepki olarak yaptığım bir bestem de var. Bir an evvel onu da yapmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Size kolay gelsin. Sağ olun. Orhan Gencebay giderken meşhur selamını vermeyi de ihmal etmedi. Berhudar olun. Berhudar olun. Dün akşamüstü yeniden barıştığı Edwina Sponza ile Bebek'te görüntülenen İbrahim Kutluay, hayırlı olsun yorumuna bakın hangi yanıtı verdi. Ben
İbrahim Kutluay geçen hafta bir daha barışma izlediği sevgilisi Edwina Sponza ile tekrar görüşmeye başlamış ve peş peşe kameralı... Kısa bir konuşsaydık İbrahim Bey. Hayırlı olsun efendim. Tekrardan Edwina Hanım'la barıştınız. Hafta başı Bebek'te görüntülenen Kutluay, yeniden barıştığı Edwina Sponza ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Işık testi yani. Bir dakika beklesek ışık testi. Vallahi ışık testi. Hayırlı olsun diyelim tekrardan efendim. Edwina Hanım'la barıştınız. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Teşekkür ederim. Bir şey bu barışma evliliğe gider mi peki? Ünlü basketbolcu cumartesi akşamüstü ise Bebek'te Edwina Sponza ile kameralara yansıdı. İyi akşamlar. Tekrar barıştınız efendim. Hayırlı olsun diyelim. Barışma hakkında yorum yapmaktan kaçınan Kutluay evinin yolunu tuttu. Hayırlı olsun tekrardan. Tekrardan barıştınız. Sağ olun. Neler söyleyeceksiniz efendim? İyi akşamlar. Görüşürüz. Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun. Magazin hattı devam ediyor. Eski eşi Ceyda Okay'la barışan ancak ayrı evlerde yaşayan Coşkun Sabah hangi çarpıcı açıklamaya imza attı? Sıradaki haberimizde. Yıllar ne güzeldi eski yıllar. Coşkun Sabah Ortaköy'de bir kasapta alışveriş yaparken kameralara takıldı. Kokaina, 68 yaşındaki usta sanatçı bir anda flaşlar patlayınca şaşırdı. İyi akşamlar Coşkun Bey, nasılsınız? Ya burada ne işte geçiyorduk, sizi gördük. Geçiyorduk, biz sizi gördük. Halinizi aklınızı soralım dedik. Tamam, teşekkürler. Sağlığının iyi olduğunu söyleyen Sabah, şu ana kadar korona olmadım dedi. Eş dosta çıktığında bir yere oturamıyorsun. Demoralize, başka söyleyecek söz yok. Bekliyoruz, beklemedeyiz. Sağlığımız iyi. Şu ana kadar ben korona olmadım. Herkes sırasını savuyor teker teker. Ben daha şu ana kadar olmadım. İnşallah da olmazsınız. Önceki yıl boşandığı Ceyda Okay'la tekrar barışan Sabah, eski eşiyle ayrı evde yaşasalar da sık sık görüştüklerini ifade etti. Market alışverişinde görmüşken sizi, mutfakta aranız nasıl? Yemekleri siz mi yaparsınız? İyi, iyi. Yani dışarıda yiyorum. Ara sıra eşime, hanıma gidiyoruz. Ben yapıyorum. Öyle karma karışık bir ortam. Haftanın 7 gününe ortalamaya... İki gün evdeysem, iki gün dışarıdaysam, iki günde hanımda oluyorum. Sonucunda 7 günü tamamlamış oluyoruz. Dengeli gidiyoruz, hayatımız denge içerisinde. Coşkun Sabah tüm dünyanın kabus dolu günler geçirdiğini anlattı. En büyük sorunumuz korona. Koronanın haricinde müzik zaten yok. Konserler zaten haliyle yok, kaç aydır yok. Yani bir kabus döneminden geçiyor dünya. Bakalım nereye kadar gidecek? Yapacak bir şey yok. Sabah yeni single çalışmasının piyasaya çıkış tarihini de açıkladı. Peki müzik adına sizin ayrıyetten çalışmalarınız devam ediyor mu? Ediyor. Benim bir single da çıkacak ileriki günlerde. 15 Aralık'ta single çıkıyor. Single'dan başlayacak, nasıl bir single? Eski bir şarkı mı yoksa? Yeni şarkı, sıfır şarkı. Gönlümün kıymetlisi. Bir güzel bir şarkı geliyor açıkçası. Coşkun Sabah ayrıca İbo Show programına konuk olduğunu söyledi. Mavi mavi masmavi, gözler boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum. Arkasından da İbo Show çektik. 19 Aralık'ta onun yayını var. Güzel bir program çektik İbo Show'da. İşte Coşkun Sabah'ı sevenler o programda izleyeceklerdir illaki. Yani yapılabilecek ne varsa onu yapıyoruz müzik adına. Ama yapılamayacaklar var. Orada da artık teslim oluyoruz. Eller yukarı diyoruz. Yapacak da bir şey yok açıkçası. Usta sanatçı İbo Show'un çekimleri sırasında duygusal anlar yaşadığını da vurguladı. İbo Show nasıl geçti? İyiler, çok yıllar iyiler. Çok iyiler. Döndü. Ben çok mutlu oldum. Biraz da... Uzun zamandır görmediğim için de duygulandım. Çok naif, çok güzel karşıladı bizi. İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel karşıladı. İnanılmaz güzel sözler söyledi benim için de. Coşkun dedi, sen hiç değişmemişsin dedi. İlk lafa öyle girdi. İbrahim Bey gerçekten söylemeye gerek yok. Herkesin sevdiği, saydığı, baş tacı yaptığı. Çok değerli bir, Türkiye için çok önemli bir insan. Onun için ben de 19 Aralık'ı iple çekiyorum valla inşallah. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi günler, sağ olun, teşekkürler. Oktay Kaynarca hangi ünlü oyuncunun kız kardeşiyle görüntülenince kaçamak yapsam yakalanacaktım diyerek espri yaptı. İzliyoruz.
Bir aysın ben kara gece gel derim, gel derim, gel derim. Yavuz Bingöl'le seslendirdiği Sen Bir Aysın türküsü sosyal medyada büyük ilgi gören Oktay Kaynarca, Demet Akbağ'ın usta bir aşçı olan kız kardeşi Sedef İbar'la kameralara takıldı. Evet, Allah'tan kardeş kardeş. Ya yine mi kaçamak falan? Yine mi kaçamak? Vicdansızlar abi ya. Yok, çok. Oğlum siz terörist misiniz lan? Ben siz tencere, tabak, çanak hiçbir şey alamayacağı için mecburen beraber. Böyle emekçiler zor bulunur değil mi? Vallahi helal olsun. İnanılır gibi değilsiniz. Bu istihbarat ağınıza inanamıyorum sizin yani. Ya, helal olsun. Vallahi helal olsun size. Var ya, hiçbir istihbarat örgütü sizin gibi çalışamaz. Yakın durmamak lazım galiba. Çok kolay gelsin çocuklar. Hadi. Oktay Kaynarca, Sedef İbar'ın ev alışverişi konusunda kendisine yardım ettiğini söyledi. Sedef, hemen Sedef'i anlatayım. Sedef'i biliyorsunuz. Sedef Demet'in kardeşidir. Çok canım kardeşimdir benim. O yüzden böyle bir iki bir şeye ihtiyacım vardı. Beraber bakalım Sedef dedik. Ondan sonra Sedef de bana yardım etti. Şimdi işine gidiyor. Hadi git evet, Sedef. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Dikkat edin. Başrolünü oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu yıl 6. sezonuna başlayan ünlü oyuncu aynı zamanda ünlü bir giyim markasının da yüzü. Ben ne ettiysem ettim. Hesabı bana sorulur. Başkalarına değil ana. İyiyim, siz nasılsınız? Evet. Tamam. Teşekkürler. Her zaman gibi şıksın abi. Şık mıyım? Sokak stilim. İşte Oktay Kaynarca'nın sokak stili diyoruz. İyi misiniz? İnşallah. Dikkat edin çocuklar. Her şey yolunda. Aman bak, bu sefer çok tehlikeli kapıda. Dikkat edin kendinize. Oktay Kaynarca, koronavirüs testi için dizi setine yurt dışından özel bir alet getirildiğini söyledi. Önlemler alıyorsunuz tabii abi. Alıyoruz. Sürekli ses yapıyor musunuz? Evet, özellikle çok dışarıdan, yurt dışından güzel bir alet getirildi. Her sete başlamadan önce bütün ekip o setle tekrar kontrol ediliyor. Bütün önlemlerimiz de mümkün olduğu kadar alıyoruz. İşte inşallah yani kazasız belasız atlatacağız. Nasıl bir alet? Yurt dışından getirildi. Test yapılıyor direkt. Şey testi. Ne denir ona? Burun içerisinden yapılıyor. Maalesef Magazin Hattı'nın bugün de sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte Şov Dünyası'ndan son dakika haberlerle Magazin Hattı'nda görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.